Evet sevgili izleyenler, Kanal Fırat ekranlarında Fırat'ta gündem programıyla yeniden karşınızdayız. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi. Sayın Bahşi hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim ülke gündeminin sıcak gelişmesiyle başlayalım isterseniz. Barış Pınarı Harekatı 8. gününde. Hem bu konudaki görüşlerinizi alalım hem de Memur Sen'de dünyaya 4 dilde Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla mektup gönderildi. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, teşekkür ederim. Ben de ekranları başında bizi izleyen değerli seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi de konuk olarak davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür şahsınızda ederiz Kanal efendim. Fırat ailesine teşekkür ediyorum. Tabii ülkemiz daha önce yapılan büyük çaplı operasyonlar yine olmuştu. Zeytin Dalı gibi, Afrin Harekatı gibi. Burada da yine Barış Pınarı Harekatı adı altında, operasyonu adı altında. Şu an ülkemizin güneyinde, Fırat'ın doğusundaki bu terör koridorunun yok edilmesi ve buraya bölgeye bir huzur getirilmesi için sınırlarımızın güvenliği için ve buradaki güvenlik sağlandıktan sonra da buradaki din kardeşlerimizin, Suriyeli kardeşlerimizin tekrar ana vatanlarına dönmesi için bir operasyon gerçekleşiyor. Gerçekten burada Mehmetçiğimiz, ordumuz bu operasyonda şu an çok başarılı bir şekilde operasyonu sürdürüyor. Biz tabii millet olarak canımızla, kanımızla, bütün dualarımızla elimizden geldiği kadar askerimize, Mehmetçiğimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine, şanlı ordumuza biz dua ediyoruz. Bunu sadece böyle duayla değil, fiili duayla da, yani kavli duayla değil, fiili duayla da biz açıklamalarla, gerek meydanların, çarşı pazarın bayraklarla, evlerimizin bayraklarla donatılmasıyla, burada vesile olan herkese ben teşekkür ediyorum. Millet olarak kenetlenmiş durumdayız. Bu tabii bu tür operasyonlar 15 Temmuz'da da gördük ve barış harekatlarında da gördük, diğerlerinde de gördük. İnsanımızı, milletimizi herhangi bir siyasi düşünce, görüş ayrılığına düşmeden, herkes bu görüşlerini geride bırakarak tek yumruk halinde millet olarak, millet olduğumuzun, nasıl bir millet olduğumuzu bütün dünyaya gösteriyoruz. Burada da gösterdik. Gençlerimiz okullarda Fetih Suresi okuyor. İnsanlarımız sabah namazlarında Fetih Suresi okuyarak, pirifanilerimiz, herkes dua ediyor. Bütün ümmet dua ediyor askerimize. Çünkü bu ümmetin son ordusu bu. Bu ordu inşallah muzaffer olacak. İnşallah Cenab-ı Allah bu ordumuzu muhafaza edecek Allah'ın izniyle. Ve bu başarı da milletimizin bu başarısı olacak ve bu bölgede teröristler temizlenecek. 40 yıldan fazla bir süredir ülkemizin gerçekten gelişmesine engel olan, gencecik fidanlarımızı elimizden alan, toprağın altına gönderen, şehit eden, bu terör belasından ve terörün uzantısı olan diğer ülkelerin, Amerika'nın, İsrail'in emellerine burada hizmet eden bütün terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için yaklaşık 35 kilometre derinliğindeki bu sınırın mutlaka bu operasyonla, Allah'ın izniyle temizleneceğine inanıyoruz. Tabii burada diyorlar işte sizin burada ne işiniz var? Dün biz Filistin için, işte Gazze'deki çocuklar için, oradaki zulme uğrayanlar için, Mısır'daki kardeşlerimiz için bir eylem gerçekleştirdiğimizde hemen işte bazı arkadaşlarımız belki tepki gösteriyorlardı. İşte bizim burada bu kadar sorunumuz varken sivil toplum kuruluşlarının Mısır'da ne işi var? Yani veya Mısır'daki insanlarla bizim ne alıp veremediğimiz var diye düşünenler oluyordu. Biz burada şunu söylüyoruz. Biz beyaz kireç taşlarıyla
belirlenen, cetvelle belirlenen sınırları biz kabul etmiyoruz. Biz bir ümmetiz ve bu millet, geçmişte ecdadımız bu bölgede hüküm sürmüş, adalet götürmüş, huzur götürmüş. Dolayısıyla bu imparatorluğun bakiyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti, bugün bu millet yine bu vazifeyi, bu misyonu yerine getirmek zorundadır. Dar çerçevede düşünüp, işte efendim niye biz bununla ilgili eylem yapıyoruz? Efendim sosyal Suriye'de ne işimiz var? Bununla ilgili birçok çok eleştiriler var bu, evet. Bu aralar. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ülkeyi temsil eden insan gayet kansız bir şekilde bir açıklama yapabilir. Yani damarlarında dolaşan kanın eğer kana ihanet etmiyorsa burada bu açıklamaları gerçekten millet olarak hepimiz kınadık. Yani olmaması gereken bir açıklama veya Filistin'deki Müslüman halkın yapılan açıklamalar buradaki halkın, buradaki Müslüman kardeşlerimizin görüşünü yansıtmıyor. Biliyorsunuz oraya Cumhurbaşkanımız gittiği zaman büyük bir sevgiyle karşılanıyor, büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Dolayısıyla buradaki halk bizim ülkemizle, bizim milletimizle, Türk milletiyle bu bölgedeki insanların bir sorunu yok. Mısır halkı, Pakistan halkı her zaman milletimizin yanında olmuştur. Ama başındaki Sisi biliyorsunuz yani şu an Suriye'dekiler ve o Mısır'daki de bu devletleri yönetenler maalesef bir ihanet içindeler ve Suudi Arabistan'ın durumunu görüyoruz. İşte Amerika'ya giden bütün paralar Amerika'ya gidiyor ve silahlanmayı onlar üzerinden yapıyorlar ve burada yapılan harcamalar, silah harcamaları, alınan bütün silahlar maalesef tekrar bir Müslümanın ölümüne neden oluyor. Bu kurşunlar tekrar Müslümana dönüyor. Dolayısıyla şimdi, biz burada... Filistin'e neden gittiniz? İşte bu tür tepkileri sosyal medya üzerinden eleştirilere maruz evet. kaldık diye ifade ettiniz. Geçtiğimiz çok yakın bir tarihte de Diyarbakır'daki annelere evet. bir destek amaçlı programınız vardı. Neden bu eleştirilere maruz kaldınız? Yani Elazığ'la ilgili sorun ve sıkıntılar sendik olarak gündeme getirilmiyor mu yeteri kadar? Evet, teşekkür ederim. Şimdi biz Elazığ'da tabii... 14 bin üyesi olan bir sivil toplum kuruluşuyuz, sendikayız, konfederasyonuz. Memur sen olarak evet. yaklaşık 11 hizmet kolunda 13 şubemiz var. Bütün kamunun tüm alanında varız ve yetkili sendikayız. Yani biz en ücra köyümüzde de imamımız var, orada memur seni temsil ediyor. Eğitim camiasında, sağlık camiasında, ulaştırmada, büroda, bayındırlık alanında, her alanda bizim kamu çalışanlarımız var. Belediyede çalışanımız var. Dolayısıyla biz kamu çalışanlarını temsil ediyoruz. Evet. Ve bu temsiliyet sadece biz, biraz sonra toplu sözleşmeye de gireceğiz. Biz toplu sözleşmede sadece 2 yılda bir masaya oturup, toplu sözleşmeyi imzalamayıp veya imzalamayıp masadan kalktıktan sonra görevimiz bitti demiyoruz. Biz bir taraftan çalışanların özlük haklarını savunurken, diğer taraftan da ülkemizin birliği, beraberliği için, ilimizin diğer sorunları için, madem bu ilin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz, sayı olarak sayımız fazla, nitelik olarak niteliğimiz fazlaysa ve biz bu ildeki sorunlara habersiz kalamayız, duyarsız kalamayız. Bu konularda açıklama yapmak zorundayız. Şimdi biz Filistin'le ilgili konuşurken Filistin'in sıkıntısı varsa ümmet coğrafyasında biz Müslümanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir binanın tuğlaları gibi görüyorsa ve bir vücudun uzuvları gibi görüyorsa Müslümanları bir bu vücudun bir uzvunda bir kanama varsa, bir yara varsa, bir acı varsa, biz bunu diğer uzuvlarımız hissetmiyorsa ya biz bu uzuvlardan, bir vücuttan biri değiliz, bu camiadan biri değiliz diye kendimizden şüphelenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim tarihin bize verdiği sorumlulukla birlikte biz bu bölgedeki her soruna da eğilmek zorundayız. Bizim işimiz bu zaten. Ben şimdi sendikadan maaş alıyorum. Dolayısıyla ben... Filistin'deki kardeşimin de imdadına koşmak zorundayım. Yetim kardeşim için sınıflarda her sınıfın bir yetim kardeşi var projesini de yapmak zorundayım. Ama aynı zamanda ben öğretmen kardeşlerimin, öğretmen arkadaşlarımın, memur arkadaşımın, hizmetli arkadaşımın sorunlarını çözmekle zaten mükellefim. Ama bu benim şu anda bizim Filistin'deki kardeşlerimizin feryadına ses vermemiz, barış hareketine destek vermemiz veya bizim
Diyarbakır'daki annelere koşup onların feryadını dinlememiz, onların derdine ortak olmamız, onlarla hemhal olmamız bizim bu çalışmalarımızı Sivrice Gölü'nün temizliği konusunda, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin acilindeki sıkıntıları görmeme anlamına gelmez. Bunu da görmek zorundayız. Bu Elazığ'ın diğer sorunlarını da görmek zorundayız. Yani şu an eğer üniversitemizin rektörüyle ilgili bir problem konuşuluyorsa ben bunu da konuşmak zorundayım. Ha, bunu konuştuğum zaman sen bunu konuşacağına önce işte maaş zam oranına bak. Ona baktım, buna da bakıyorum ve bu konuda da konuşmak zorundayım. Şimdi Canan Hanım, bir de şöyle bir eleştiri var. Şimdi bir konu üzerinde bir bakıyorsunuz, bir Elazığ'daki bir problemle ilgili bir sivil toplum kuruluşu bir görüş bildiriyor. Bununla ilgili bir bakıyorsunuz işte hemen yorumlar yapılıyor, eleştiriler yapıyor. İşte yazılı basında falan bunu hemen görüyorsunuz. İşte siz önce şu soruna baksaydınız, dün böyleydi niye sesiniz çıkmadı gibi ben buradan şunu öneriyorum. Bakın biz bu barış harekatıyla birlikte bir birlik beraberlik sağlanmış. Ben Elazığ'daki 160'a yakın STK var, şu an sivil toplum kuruluşu evet. Var ve bir platform var. Daha fazla var da ben sadece platforma üye olmuş STK'ları söylüyorum. Sivil toplum kuruluşlarını söylüyorum. Yoksa sayısı, hani bahsediyoruz ya işte tabela sendikaları, tabela dernekleri dediğimiz sayıları yaklaşık 900 civarında. Tahmini olarak söylüyorum. Belki daha da artmıştır. Fazla evet. Da olabilir. Şimdi dolayısıyla bunların, bu sivil toplum kuruluşlarının daha faal çalışabilmeleri için böyle her sorunun sonucunu STK'lara bağlamak doğru değil. Yani müsebbibi STK'larmış gibi. Şimdi Elazığ'a bakan geliyor. Sayın rektörümüzle olan diyaloğundan herkes rahatsız oluyor. Ve eleştiride bir bakıyoruz köşe yazısında yazmış. Efendim diyor sivil toplum kuruluşları görevini yapsaydı bakan böyle hakaret edemezdi. Ne yapsaydık? Efsunlasa mıydık acaba? Bir perde mi örtseydik? Yani bu nasıl bir izah? Böyle bir bunun izahı olur mu? Yani Baskil'de kayısılar donuyor, STK'lar sorumlu oluyor. Şimdi dolayısıyla biz burada ben şu eleştiriyi yapıyorum. Yapmak zorundayız. Bu eleştiriler, çok güzel eleştiriler de yapılıyor. Zaman zaman diyorlar ki işte eğitimle ilgili bir böyle bir sıkıntı var. Sendikalar nerede? Çok doğru. Biz burada hemen diyoruz. Burada bizim gerçekten bir eksiğimiz var. Bu konularla ilgili bu eleştiriler çok hoşumuza da gidiyor. Ama şimdi bir eleştirmek istediğiniz asıl sorumlusu, müsebbibi olan teknolojide geri kalmışsak bunu hemen sendikalara, STK'lara yüklüyoruz. Yani hangi alanda bir eksik görürsek başka kimseye gücümüz yetmiyor. Sendikaları diyoruz. Hemen STK'lar diyoruz. Dolayısıyla burada... Her sıkıntı ve her sorun görevimiz değil. Sanki evet. Diyorsun. Buradaki her... Ben dün hatta burada canlı yayına yine geldik Elif Hanım'ın programına. Siz sağ olsun burada hemen yayınımızı kestiniz. Evet, size bağlandık yani orada. Evet. Şimdi ben Elif Hanım'a bu yangının sebebi de STK'lardır deyince böyle şaşırdı Elif Hanım. Dedim ki ironi yapıyorum. Yani bunu da bu safhaya gelecek şekilde eleştiriler yapılıyor. Niye bu duruma geldi şimdi STK'lar? Şimdi bakın biz bunu biraz da hak ediyoruz. Öz eleştiri yapmak gerekiyor. Şimdi ben bir dönemde dönem sözcülüğünü yaptım. Bir STK platformumuz var. Dolayısıyla bu platformumuzun kuruluş amacı Canan Hanım bizim 2010 yılında Mavi Marmara biliyorsunuz evet. Krizinden sonra burada bir araya gelindi. Sendikalar, dernekler, bu işte gönüllü kuruluşlar bir araya geldiler ve bu platform oluşturuldu. Çok güzel de oldu. Olması da gerekiyor. Bunun amacı nedir? Şimdi ben memur sen olarak 11 hizmet kolum var. Herkesin ayrı ayrı sendikası var. Ben eğitimle ilgili eğitim bir sen başkanıyım. Öğretmenlerimizin, memurumuzun, hizmetimizin sorunlarını dinliyorum. Bu gençliğe daha nasıl faydalı olabiliriz? Gençliğimizi daha iyi nasıl eğitebiliriz? Çocuklarımızın daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri için neler yapabiliriz? Ve çalışanlarımızın, kamu çalışanlarının özlük haklarını nasıl iyileştirebiliriz? Bunun çabasını sürdürüyorum. Diğer sendikalar da, diğer sivil toplum kuruluşları da, işte MÜSİAD'ıdır, İlim Yayması'dır, Ensar'ıdır, diğer derneklerimiz, vakıflarımız, hepsi, burada tek tek ismini saymayacağım, kendi amaçları, kuruluş amaçları doğrultusunda, işte hak işidir, işçilerle ilgili, bu herkes
kendi üzerine düşen görevi bir şekilde yapmaya çalışıyor. İyi veya kötü, ben çok iyi yapıyorum demiyorum. Evet. Böyle bir iddiam da yok. Ama neticede hepimizin birlikte hareket etmesi gereken bir konu olduğu zaman, örnek veriyorum, işte biz geçenlerde öncülüğünü yaptığımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 12 ilde bir teröre lanet mitingi yürüyüşü yapıldı. Şimdi burada birileri elini taşın altına koyacak ve öncülük edecek. Şimdi siz burada buna öncülük ettiğiniz zaman diyorlar ki aynı adamlar yine önde yürüyor. Bak işte aynı şahıslar, protokol heveslisi, ekran heveslisi, kırmızı kurdela gördüm mü koşuyor bunlar. Bakıyoruz bazı yerlerde bize bu tür eleştiriler yapılıyor. Şimdi biz eğer bu ilde ben yapmazsam, müsiat yapmazsa, ticaret odası yapmazsa kim yapacak? Bakın bugün ticaret odası bir açıklama yaptı. Biz de Avrupa Birliği kamu istişare heyeti olarak burada işte HAKİŞ'in, Memur Sen'in, Ticaret Odası'nın, Esnaf Sanatkarlar Odası'nın, Ticaret evet, Borsası'nın olduğu açıklaması. Yaklaşık diğer üyelerin hepsini saymadım ama hep birlikte oturduk ve ticaret yani iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir çoğunluğunu temsil eden konfederasyonlular olarak biz hem genel merkezler düzeyinde hem de ilimizde Mehmetçiğimize destek olduğumuzu açıkladık. Bazı illere baktım, ayağa kalkmışlar, hepsi aynı anda asker selamı vermişler. Bizim milli takımımızdaki futbolcularımızın göğsümüzü kabarttığı o gün işte selamını mesela evet Fransa televizyonları vermedi ama şimdi bu tabii ki burada herkes kendi alanında hizmetlerini yürütmeye çalışıyor. O zaman platformun içinizde şöyle bir sıkıntı da var. Tüm STK'lar olarak birlikte bir hareket de edemiyorsunuz. Böyle şimdi bir bu platformun amacı bu zaten. Şu an burada eğer bir eksiklik varsa bunu eleştirmek gerekiyor. Şimdi ben de bir dönem bu sözcülüğünü yaptığım bu platformun bir gayri resmi de olsa, yani resmi olarak bir kayıtlı bir dernek veya bir şey değil bu. Evet. Her ne kadar İçişleri Bakanlığı tarafından zaman zaman muhatap alınsa bile bir dernek veya bir sendika statüsünde, yani seçimleri kongreyle yapılan ve seçim tüzüğüne göre yapılan bir oluşum değil. Burada kendi aramızda oluşturduğumuz bir tüzüğümüz var, gayri resmi bir tüzüğümüz var ve buna göre ben şunu istiyorum. STK platformunun dönem sözcülüğünü yapacak bundan sonraki arkadaşlarımız mutlaka sivil bir arkadaşımız olsun. Bir dernek olabilir, bir sendikanın veya başka bir, yani devlet memuru olmaması gerekiyor. Neden? Şimdi devlet memuru olduğu zaman Canan Hanım, yani şimdi siz bir açıklama yapacaksınız. Şimdi amiriniz var. Yani diyelim ki siz Diyanet'te çalışıyorsanız başınız üstünüzde müftü var. Milli Eğitim'de çalışıyorsanız Milli Eğitim Müdürü var. Bir kurum amiri var ve valilik var. Başınızda bir amiriniz var. Dolayısıyla siz açıklamanızı hür bir şekilde bu ülkede yapamıyorsunuz. Serbest bir şekilde konuşmaları, yorumları, basın açıklamanızı yapamıyorsunuz. Ve şu an biz bu platform bizim o dönem sözcülüğünü yaptığım, en son dönem sözcülüğü yaptığım dönemdeki gibi çalışma alanı veya işleyişi değişti. Şimdi biz ne yapıyorduk Canan Hanım? Biz aylık bir gündemimiz vardı. Bu ay diyelim ki Barış Hareketi var. Barış Hareketi ile ilgili ne yapabiliriz? Bir cuma namazı günü, cuma günü sabah namazında bir dua programı yapabiliriz. Cuma namazından sonra dua programı yapabiliriz şeklinde çalışma grubuyla bir karar alınır ve bu bütün sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılır. Böyle bir etkinlik hep birlikte, çünkü burada sadece Memur Sen olarak yapmayalım. Yürüyüş düzenlenecekse STK platformunun bunun öncülüğünü yapması lazım. Şimdi eğer yapılmıyorsa, ben bunu yapıyorsam her şeyi Memur Sen yaptı eleştirisi çok yanlış olur. Ben yapmak zorundayım. Diyarbakır'daki anaların feryadına da gitmek zorundayım. Buradaki ümmeti ilgilendiren her konuyla da ilgili bu işin lokomotifini yapmak zorundayız. Organizasyonunu yapmak zorundayız. Bu platformun, şimdi mesela çok değerli hocalarımız profesör düzeyinde, işte İbrahim Bey yaptı, şu an Kenan Bey yapıyor. Mesela ben burada kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum. Sayın İbrahim Türkoğlu, Profesör Doktor Sayın İbrahim Türkoğlu, Teknofest'te öğrencilere ödül aldı. Kenan Bey'in ödül aldı. Ben hem rektörümüzü kutluyorum, hem bu arkadaşlarımızı, dönem sözcülüğü de şu an hala yapıyor. Bu projelerde daha başarılılar. Bu arkadaşlarımızı STK platformuna proje oluşturma konusunda görev vermeliyiz. Ama bunu yürütecek arkadaşlarımız
bu organizasyon boyutuyla, STK'ları bir araya getirme boyutuyla, yani bir anda bir dernek, bir bakıyorsunuz hemen dernek başkanı oldu biri, ben arkadaşlarımı tenzih ediyorum. Hemen çalışma grubuna girmek istiyor, hemen STK platformunun dönem sözcüsü olmak istiyor. Siz burada art niyet arıyorsunuz. Bu buralar, ben sendika başkanlığı yapıyorsam ben çalışanların, kamu çalışanlarının haklarını savunmak için burada oturmalıyım. Evet. İbrahim Bahşi'yi bir yerlere getirmek istiyorsam Cenab-ı Allah bunu kimseye nasip etmesin. Bu doğru bir şey değildir. Siz bir dernek veya vakıf sendika kurmuşsanız bunu kuruluş amacına göre üyelerinizin, çalışanlarınızın dilinizin döndüğü kadar, yapabildiğiniz kadar bir mücadelesini, bir hak mücadelesini vermeniz gerekiyor. Kısa bir süre sonra bir bakıyorsunuz o dernekteki o şahıs, bir bakıyorsunuz hemen dönem içinde geldi çalışma grubunda. Bu sistem bu şekilde işlerse problem yaşıyoruz. Dolayısıyla biz sorunlarımızı dile getiremiyoruz. Bakın dönem sözcülüğü yaptığım dönem, o dönemde STK platformunun YİMPAŞ binası ile ilgili, YİMPAŞ binası orada biliyorsunuz işte tinercilerin, balicilerin atıl bir durumdaydı. Sürekli gündeme getirdik. Benden önceki arkadaşlar sağ olsun zaten gündeme almışlardı. Hemen akabinde Eyüp Bağları Sulama Birliği'nin işçileri biliyorsunuz öğretmen önünde bir eylem yaptılar ve açlık grevine gittiler. Bunlarla ilgili görüştük. Bakın İmpaş binası Milli Eğitim'e devredildi ve çok güzel şu an eğitim yuvasına döndü. Orada bir çalışma yapıldı, bir farkındalık oluşturuldu. Bu arkadaşlarımızla ilgili Sayın Valimiz, o zaman Murat Zorluoğlu Valimizdi. Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz o dönemin Elazığ'ın yöneticileri, il yöneticilerimiz bir araya geldi. Bizi de davet ettiler. Onlardan bir arkadaşı da sözcü olarak bu toplantıyı aldılar ve sorun çözüldü. Belediyede göreve, işe başladılar. Şimdi platformun yapacağı çok iş var gerçekten. Bunlar yani bizim platformun kuruluş amacı ayda bir yerde toplanıp böyle işte bir şeyler ikram edip yani bu ayda toplandık demek için değil. Aslında toplanmak bile, bir araya gelmek bile başlı başına güzel bir faaliyet ama bizim şu an ilimizin çözülmesi gereken sorunlarını burada gündeme getirerek, sorunun muhataplarını zaman zaman davet ederek belediye başkanını, sayın valimizi, sayın belediye başkanımızı, milletvekillerimizi, kurum müdürlerimizi ve bu sorunları bu masada çözmek. Mesela bizim o dönemden kalan, sürekli gündeme getirdiğimiz bir öğretmen evi yapılması Elazığ'a. Şu an zaten bu hayal olur çünkü biz şu an mevcut okullarımızın teslimatı konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Hizmetçi eğitim... Tam o konuya girmişken ona da değinelim. Sözünüzü yarıda kestim ama tam gün eğitimle ilgili yine Kanal Fırat ekranlarında Fırat'ta Gündem programında ifade etmiştiniz. Müteahhit firmaların ödeneklerini, hak edişlerini alamadıkları, evet, ve bu kapsamda bu okulların teslim edilemeyeceğine dair bu yönde bizim de araştırmalarımız ve yaptığımız haberler olmuştu. Evet. Son durum nedir? Bu okullar teslim edildi mi? Teşekkür ederim Canan Hanım. Bu konuda siz de birlikte belki bir okulda karşılaşmıştık. Zaten orada da burada görüşlerimizi yine kamuoyuyla paylaşmıştık. Okulları ziyaret ettik. Okullar açılmadan 15-20 gün önce. Evet. Hani tabiri caizse halk arasında işte perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye. Bu okullar eğitim öğretim başladıktan sonra öğrencilerimiz mağduriyet yaşayacak bir kısmında özellikle. Çünkü binaları yıkılmış ve yerine yeni bina yapılmış. Bina bitmiş ama teslimatı yapılmamış. Bununla ilgili ilimizde 9 yeni bina yapıldı eğitim öğretim için. Ve bu 9 binanın 2-3 tanesi ilçelerde, 6 tanesi merkezde. Şu an bunların hemen hemen tamamı çözüldü. Sıkıntılar çözüldü ve taşındılar. Şu an eğitim öğretime başlandı bu okullarımızda. Bir tek bir okulumuz var şu anda hala teslimatı yapılmayan. Bahçelievler Ortaokulumuzun taşınacağı Orgeneral Bedrettin Demirel Lisesi'nin yerine yapılan okul. Şu anda hala teslimatı yapılmamış. Biz burada tabii Sayın Valimizin çok duyarlı olduğunu biliyoruz bu konularda. Tek bir okul kaldı o zaman. Evet, bir okul kaldı şu anda teslimatı yapılmayan. Bu yapılırsa zincirleme olarak Bahçelievler Ortaokulu o okula taşınacak. Salim Hazardağlı İlkokulu bunun yerine taşınacak ve öğrencilerimiz şu an 40-45 mevcutlu. Daha Bahçelievler Ortaokulu'ndaki öğrencilerimizin ortalama sınıf mevcutları 50'nin üzerine çıktı. Dolayısıyla bu bölgede bir ihtiyaçtı ama okul bitmiş, her şeyiyle bitmiş, bütün donanımıyla teslimatı yapılmıyor. Bunun biz buradan yine yetkililerimize sesleniyoruz. İnşallah bu konuda da gerekli adımlar atılır ve öğrencilerimizin daha iyi bir ortamda eğitim yapmaları için bu ortam sağlanır. Bu konuda da
%80'nin üzerinde bir normal eğitime geçişimiz var ilimizde. Bu büyük bir başarıdır. Çok az sayıda kaldı. Bunu da inşallah hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle eksik kalan dersliklerimizi de tamamlayıp inşallah hastanelerin yerindeki biliyorsunuz binaların Fethi Sekine taşınmasıyla şehir hastanemizin oluşmasıyla şu an metruk binalar orada atıl durumda olan binalardan da bir ortaokul bu bölgeyi rahatlatacak yapılırsa derslik ihtiyacımızın büyük çoğunluğu karşılanmış olacak ve öğrencilerimiz normal eğitimle daha rahat bir ortamda eğitim yapacaklar inşallah. Bunun dışında eğitimde sıkıntılar var mı? Eğitimde şu anda bizim arkadaşlarımızın bir beklenti olarak okullarımızı geziyoruz. Belki sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Evet. Sürekli il ilçelerimizin merkezdeki bütün okullarımızı geziyoruz. Arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Moral ve motivasyonlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Sayın Valimizden de sürekli istirham ediyoruz. Arkadaşlarımızın selamını ileterek burada o öğretmenlerimizden, yöneticilerimizden, memur veya hizmetli diğer bütün eğitim çalışanlarımızdan, kamuda çalışan diğer arkadaşlarımızın gerçekten başarı göstermiş. Uluslararası, ulusal düzeyde, ilimizde büyük başarılar elde etmiş ve herkesin bu öğrenciler, bu öğretmenler acaba ödüllendirildi mi dediği arkadaşlarımızın belgeleri Sayın Valimize gidiyor ve Sayın Valimiz bunları inşallah imzalayacak. Dört gözle bekliyoruz. Hala imzalanmadı. Bu konuda hala arkadaşlarımızın beklentileri var. Bizim en büyük problemimiz Canan Hanım şu an sözleşmeli uygulamasının devam etmesi, sözleşmeli arkadaşlarımızın aile bütünlüğünün sağlanamaması. Dolayısıyla aileler ayrı ayrı yerlerde çocuklar görev yapmakta. Ana babadan uzak maalesef ana baba hasretiyle yanıp tutuşuyor. Dolayısıyla burada bu uygulamanın son bulmasını istiyoruz. Bunu sürekli dilendiriyoruz. Ve en büyük sıkıntılardan biri de öğretmenlerimizin il içi ve iller arası yer değiştirme sürecindeki problemler. Bir ilçedeki bir arkadaşımız, kardeşimiz tayin isteme döneminde, il içi yer değiştirme döneminde maalesef normlar güncellenmediği için her taraf kapalı görünüyor. Dolayısıyla tayin dönemi geçtikten sonra emekli olan emekli oluyor, il dışına giden gidiyor, sağlık özründen giden gidiyor. Ve açılan bütün bu normlara yeni göreve başlayan veya başka bir mazeretle gelen puanı çok düşük arkadaşlarımız geliyor. İlçedeki uzak yerde görev yapan kardeşimiz yine yerinde kalmış oluyor. Buradan biz bir dosyayla bunu bakanlığımıza ilettik. Burada bir adaletsizlik olduğunu ve haksızlık olduğunu dile getirdik. İnşallah bunlar en kısa zamanda çözülür. Bunun dışında biz okullarımızda şunu görüyoruz ki arkadaşlarımız hem bu barış harekatından dolayı hem 15 Temmuz sürecinden sonra biraz daha milli ve manevi duyguları, değerleri ön plana çıkararak öğrencilerimizi büyük bir gayretle yetiştiriyorlar. Evet. Şimdi tabii burada eğer bir suçlu aranıyorsa yine STK'lar suçlu. Bazı köşe yazarlarına bakıyoruz. Bu şekilde değerlendiriyorlar. Şimdi ben bakıyorum yani vatandaş eleştiriyor ama kendisi eğitimin içinde olan bir insan zaman zaman ve bu sistemin içinde olan bir insanın bu eleştiriyi yapmasını çok insafsızca görüyorum. Siz bir okulda görev yapacaksınız ve kendi öğrencilerinizi bir bilim merkezine götürüp öğrencileri bilim merkezinde bir geziye bile götürmeyeceksiniz. Sonra işte Türkiye'nin ekonomideki kırılganlığını, uluslararası arenadaki eğitimdeki geri kalmışlığımızı tamamen sivil toplum kuruluşlarına yükleyeceksiniz. Ben icra makamı değilim. Evet. Ben şu anda bir bakanlığın yaptığı çalışmaları değerlendirerek yanlışlarını düzeltmek ve milli ve manevi değerlerine bağlı bir müfredat programının bizim rejimin resmi ideolojinin doktrinleriyle dolu bir müfredatın sona ermesini istiyorum. Dünya liginde PISA'da, TIMSS'te ve diğer yarışmalarda dereceye giremeyen, hep sonlarda olan bir ülkenin dünya liginde bu müfredatla yarışamayacağını, müfredatla ilgili çalışma yaparım, sunarım bakanlığa. Bakın öğretmen meslek kanunu ile ilgili bu bahsettiğimiz bütün sorunları biz dile getirdik ve şu an meslek kanunu hazır. Öğretmen arkadaşlarımız mesela 3600'ü dört gözle bekliyor. Toplu sözleşmeye gitti. Şu an Sayın Cumhurbaşkanımız bu meslek kanununun birinci maddesi Canan Hanım öğretmenlik mesleği bir kariyer mesleğidir ibaresi var. Kariyer mesleği dediği zaman 3600 ek göstergeyi otomatikman kahak etmiş oluyor. Dolayısıyla bu öğretmenlik meslek kanunu şu an bizim bir meslek kanunumuz yok.
Yani bizim kariyer sistemimiz nasıl olacak? Müdür, yönetici, müdür yardımcısı ve diğer bu alandaki kariyer nasıl olacak? Uzman öğretmen, baş öğretmen, bu sistem nasıl olacak? Bunların hiçbiri bir kanunda yer almıyor. 222'de var, 1739 sayılı kanunlarda var. Çok eski kanunlar bunlar. Dolayısıyla 657'nin bir kısmında geçiyor. Bu tamamen memurların tamamını ilgilendiriyor. Biz burada bir bize has, bize öz bir meslek kanunu olmasını istiyoruz. Ta üniversiteye girişten itibaren eğitim fakültesine girerken öğretmenlerin seçici bir şekilde alınmasını istiyoruz. Puanıyla, özlük haklarıyla. Şiddetle ilgili madde var burada. Öğretmene, eğitim çalışanına yapılan şiddet cezasız kalmalı diyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinin birinci maddesinde öğretmenlik mesleği, kariyer mesleğidir ibaresi yer aldığı için Sayın Cumhurbaşkanımız bunu biraz daha öteledi. Yani şu an çünkü 3600 verilmek zorunda. Verilirse de biliyorsunuz 40 bin belki 50 bin, 60 bin emekliyi hak etmiş arkadaşımız 3600'ü alınca emekli olacak ve bunun yerine istihdam gerekecek, yeni öğretmen ataması gerekecek. Bütçenin bunu kaldırması mümkün değil. Dolayısıyla biz bunu takip ediyoruz şu an sonuna kadar. Şimdi toplu sözleşme ile ilgili. Evet Sayın Başçı, geçtiğimiz günlerde Memursan Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul'un da katılımıyla İl Divan evet. toplantısı gerçekleştirdiniz. Toplantının bir kısmı basına kapalıydı. O basına kapalı olan kısımda ne tür görüş ve öneriler gündeme getirildi? Aynı zamanda toplu sözleşme süreciyle ilgili hangi konular ele alındı? Evet, çok teşekkür ederim Canan Hanım. O günde televizyonlarımız gelerek bu çalışmalarımızı da naklettiler. Ben teşekkür evet. ediyorum. Şimdi tabii bizim hem Enerji Birsen Genel Başkanımız hem de Memur Senimizin mevzuattan ve toplu sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı evet. Hacı Bayram Tombul'u davet ettik özellikle. Çünkü bu 2008 yılından itibaren Memur Sen'in masaya gittiği bizim toplu sözleşme masasına ilk oturduğumuz sendikamız Diyanet Sen. Besmele'si diyoruz bu toplu görüşmenin. Dolayısıyla o süreçten itibaren bu yıl yapılan toplu sözleşmeye kadar bütün toplu sözleşmelerde bu genel başkanımız toplu sözleşmeden sorumlu genel başkan olarak masaya oturmuş. Hı hı. Bu tecrübelerini ve toplu sözleşme sürecinde yaşanan sıkıntıları, niçin kazanım elde edemediğimizi, hükümetin, kamu işveren heyetinin bu süreçte orada bu başkanlarımızın, şube başkanlığı, sendika ve genel başkanlarımızın hangi sıkıntıları bu süreçte yaşadıklarını birebir bize nakletsin diye geldi ve Sayın Genel Başkanımız bize bu toplu sözleşmede Cumhurbaşkanlığına geçiş sisteminden sonra ilk imzaladığımız toplu sözleşme olduğunu söyledi ve dolayısıyla masanın diğer tarafındaki muhataplarımız, kamu işveren heyeti adına gelen, karşımıza oturan çoğu makamın şu an mülga olduğunu, Devlet Personel Başkanlığı'nın, Maliye'den sorumlu Daire Başkanlığı'nın, çoğu genel müdürlüğün ve müsteşarlık makamının mülga olduğunu, bu sistemde bunların şu an yer almadığını, dolayısıyla masanın karşısında bizim karşımıza oturan kamu işveren heyetinin yetkisiz bir şekilde geldiğini ve biz 20 gün boyunca masada tartıştığımız konuların sendika sendika hizmet alanlarına göre önce tasnif edilmiş, 4 tasnif grubuna ayrılmış bu taleplerin, sendikaların götürdüğü taleplerin, sendikamızın götürdüğü taleplerin burada değerlendirildiğini ama en son bunu imzalayalım dediğimiz zaman bizim yetkimiz yok diyerek masadan kalkıldığını ve maalesef bir çözümsüzlüğe olayın götürüldüğünü anlattı. Evet. Şimdi burada Canan Hanım biliyorsunuz 5. dönem toplu sözleşme imzalandı. 4 toplu sözleşme daha var. Dolayısıyla toplu sözleşmede bir gelenek oluştu. Yani burada siz %'lik bir zam oranı istersiniz sendikalar olarak. Evet. Kamu çalışanları heyeti adına. Yetkili sendika, yetkili konfederasyon kimse bir genelde talepler olur. Bu nedir? Genelde taleplerimiz şunlardı. Memur sen olarak dedi ki kamu çalışanları 3 milyon 200 bin ve 2 milyona yakın da emeklilerimiz için 5,5 milyona yakın çalışanlar ve emekliler için biz %8+7 birinci yıl için %6+ bunları tekrar etmeye gerek yok. Bu taleplerimizi götürdük. Şimdi tabii hükümetin de bir teklifi oldu. %12 ilk 2 yıl için.
İlk açıklamalar bu şekilde oldu ve 18 gün sonra bu açıklamalar yapıldı. Dolayısıyla masada konuştuğumuz bu kadar şey iki birim artırılarak %14'e çıkarıldı ve bize dayatma yapıldı ve bunu imzalayın %14. Evet. Bunu imzalamak dedik. Genel başkanımız çıktı kameraların önüne, dedi ki biz emekçinin alın terine ihanet edemeyiz. Çalışanın dedi nefsine, izzetine, ağırına gidecek bu %14 oranını asla imzalamayız dedi ve imzalamadı. İmzalamayacağız dedik. Şimdi Sayın Bakan çıktı, ne dedi? Dedi ki biz masadayız, müzakere ediyoruz ama Memur Sen Genel Başkanı sürekli televizyonlardan mesaj veriyor ve sürekli oranı yükseltiyor. Canan Hanım, bizim ilk istediğimiz, yani 2 yıl için toplam zam oranı olarak rakamlar %38'e tekabül ediyor. Ve biz en son kırmızı çizgimiz %20 dedik 2 yıl için. %20. Hükümet %12'den %14'e çıktı. Dolayısıyla biz bu rakamı kabul etmedik ve masadan kalktık. Oluşan toplu sözleşme geleneğine göre kamu işveren heyet adına Sayın Bakanımızın, sendikalar adına, konfederasyon adına, kamu işveren, kamu çalışanları heyet adına Memur Sen Genel Başkanı ve ilgili sendikaların genel başkanlarıyla masaya oturup bir tutanak imzalaması gerekiyor. Bu tutanakta şu 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 konularda biz anlaştık. Bunlarla anlaştık. Bunlar zaten resmi gazetede yayınlanacak. Ama bu konularda anlaşamadık. Yüzdelik zam oranı konusunda anlaşamadık. Bunları biz bir tespit ederek hakem heyetine götürmemiz gerekiyor. Ama maalesef bir uzlaşmazlık tutanağı değil de maalesef tespit tutanağı tutularak bu tespit tutanağında sanki sendikalar masadan kalkmış, Memur Sen masadan kalkmış ve uzlaşmadan yana hareket etmemiş gibi kamu hakem heyetine bunu götürüldü. Hakem heyeti de biliyorsunuz noter görevi yaptı, hemen tak tak imzaladı ve herhangi bir değişiklik yapmadı. Şimdi bizim burada genel başkanımıza sorumuz şu oldu, genel başkanımızın da cevabı şu oldu. Biz dedik ki bu yasada sorun var. Şimdi eğer Türkiye'de biliyorsunuz Canan Hanım 2002 yılına kadar bir sendika yasası yok. Dernek hükmünde, dernek statüsünde, evet, sendikalar devam etmişler. İşte Kamu Sen kurulmuş, KES kurulmuş, Memur Sen kurulmuş ve 2002 yılında 4688 sayılı yasayla bu sendika statüsüne geçildi ve şu an 2010 yılında da 4688'de değişiklik yapılarak toplu sözleşme hakkı verildi. Ama şimdi burada biz şunu anlıyoruz. Kamu işveren heyeti diyor ki ben ve onun sırtını yasladığı hükümet diyor ki ben geldiğim, hükümet olduğum yüzdelik bir oran var. %50 ile, %40 ile, %55 ile geldim. Ve ben yetkilerimi, bütün her şeyimi sendikalara vererek bu şekilde toplu sözleşme masasında teslim edemem bu yetkimi. Dolayısıyla hakem heyeti 6'ya 5. Hakem heyetindeki üyelerin 6'sı ne dese o oluyor. Çünkü sendika temsilcileri 5 üyeyle orada temsil ediliyor. Dolayısıyla sonuçta bizim bir grev hakkımız da yok. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak? Bir, bu yasanın dünya, uluslararası, dünyadaki bütün sendikalar bu işi nasıl yapıyorsa, Dünya Çalışma Örgütü, ILO'nun yaptığı anlaşmalarda nasıl bir toplu sözleşme düzeneği varsa biz bu talepte bulunuyoruz ve bu yasanın hakem heyetinin eşitlenerek adil bir şekilde 5'e 5 olmasını istiyoruz veya 6'ya 6 olmasını istiyoruz. Ve bu hakem heyetinin burada vereceği kararları gizli oyla hür bir şekilde vermesini istiyoruz. Şimdi hakem heyetindeki adam eğer kamu çalışanı, kendisi de kamu çalışanı, kamu çalışanları lehinde elini kaldırsa biliyorsunuz onun bu ülkede sonu ne olur? Bir öncekinde elini kaldırmayan adam bir üniversiteye rektör oldu. Dolayısıyla burada böyle bir adaletten bahsetmek mümkün değil. Biz sendika olarak, Memur Sen olarak ne istiyoruz? Biz diyoruz ki gerçekten siz de... Toparlayalım Sayın Başkanım. Toparlıyorum hemen. Evet. Uluslararası arenada yapılan bütün çalışma örgütlerinin, sendikaların, konfederasyonların toplu sözleşme geleneği neyse biz işçilerdeki gibi bizimki de aynısı olsun. 2 ay konuşalım masada, hemen bağıtlanan hükümleri hemen dosyaya koyalım, kabul edelim. Ve biz de bu yasanın bu şekilde değiştirilerek kamu çalışanlarının, bizim memurlarımızın artık bu ülkede
sürekli ezilen kesim olmasını istemiyoruz. Taleplerimizin dinlenerek masada en azından enflasyona ezdirilmeden, vergi dilimi %15'te sabitlenerek, bunların artık masada kamu çalışanlarının bu taleplerinin gerçekleşmesini istiyoruz. Peki, biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bizi konuk ettiğiniz için ben herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir Fırat'la Gündem programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.